Hocam hemen geçelim kürümüze. İlk şifalı inşallah bitkimiz lahana. Lahana kürümüzü sevgili Kübra hazırlıyor. 2 bardak kaynamakta olan suyun içine 3 adet lahana yaprağını parçalıyor muyuz hocam? Evet, parçalayabilirsiniz. Evet. Parçalayarak atıyoruz. 15 dakika kadar kaynatıyoruz hocam. Ilıdıktan sonra süzüyoruz. Her gün bir defa içiyoruz. Yemekten önce olmak kaydıyla. Yarım saat önce midir hocam? Yeterlidir. Yani yemekle arası çok kısa olmasın değil mi? Onu kastediyoruz. Evet. 7 gün kullandıktan sonra 3 gün ara verip tekrar ikinci 7 gün kullanıyoruz hocam. Bir iki. Hocam hemen ısırgan kürünü de tarif edelim. Evet. Uyku apnesiyle ilgili. Kaynamakta olan 1 bardak klorsuz suya 1 tatlı kaşığı ısırgan atıp 4 dakika kaynatıyoruz. Bunu da akşam yemeklerinden 2 saat sonra içiyoruz hocam. Evet. Şimdi efendim bakın çok güzel bir konu üzerinde konuşuyoruz bana göre. Evet. Uyku apnesinin birçok sebebi var. Kulak tinnitus diyoruz ya, tinnitusun birçok sebebi olabilir. Yüksek tansiyon olabilir, şeker, diyabet yükselmiştir, kan şekeri yüksektir, kireçlenme olabilir, birçok kolesterol yüksekliğinden olabilir filan. Şimdi bu uyku apnesinin de farklı sebepleri olabiliyor. İlla kilolu insanlarda mı uyku apnesi olur? Hayır, kesinlikle. Uyku apnesi, örnek veriyorum, proton pompası kullanan yani mide asidinin şiddetini azaltıcı ilaçlar kullanılır. Uzun müddet bunu kullananlarda uyku apnesi gelişebilir. Hı hı. Bak, sebeplerden bir tanesi. 2, dolaşım bozukluğu vardır. Kan dolaşımı bozukluğu yani kan devri daimi. Hı hı. Bundan kaynaklanabilir. Üçüncüsü, bu tamamen beyinle ilgili olabilir. Dördüncüsü, küçük dil. Mesela küçük diliyle ilgili problemi var. Doktor ne yapıyor? Onu oradan biraz kesiyor böyle çevresini, her neyse. Bunu doktorlarla konuşacaklar. Uyku apnesine karşı birçok sebebi olabilir. Şimdi benim söylediğim uyku apnesi kiloya bağlı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olan. Ancak eğer burada tek başına lahana gerçekten çok etkili. Bunun sonucunu alıyorsunuz. Ama takviye olarak da ısırgan. Şimdi ısırganı kullanmazsanız veya bulamıyorsunuz, 40 kilit bitkisi, evet. Equisetum arvenza bitkisi. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de çörek otu yağı var hocam, değil mi? Çörek otu yağı. O da evet. Masamızda duruyor şöyle. Evet. Koyayım. Hocam çörek otu yağı ile ilgili o hatırlatmayı yapalım mı? Böyle ucuz yağların içine pamuk yağı koyup da hani çoğalttıklarından bahsediyorsunuz ya siz. Evet. Şimdi efendim tabii ki mesela çörek otu yağı olsun veya lavanta yağı diyorsunuz. Adam pamuk yağını almış veya ay çekirdeği yağı 1 litre almış, basmış içine lavantanın çiçeklerini. O yağ lavanta kokmaya başlıyor biliyorsunuz. Veya kekik koyarlar biliyorsunuz. Sabahları kahvaltınızda yağın içinde kekik sapları, yaprakları olur böyle. Hoş bir aroma verir. Yağ da kekik kokar. Evet, zeytinyağının içine kekik. Ama onu siz bilerek yapıyorsunuz aromasından dolayı. Evet. Ama İşte yağın içine lavanta koyuyorlar, preslenmiş şey koyuyorlar, çörek otu yağı. Efendim buyurun lavanta yağı, buyurun çörek otu yağı diyorlar. Bunlar yanlış şeyler, yapmayın. Yani hep kul hakkı diyoruz da yani kul hakkında biraz da kul da aklını kullanacak. Tamam, o tuzaklara düşmeyecek. Diyor ya Allah bu alemde işte. Problemsiz yaşamak istiyorsan biraz da aklını kullan diyor. Yani bana ulaşmak istiyorsan da kalbini, gönlünü, imanını kullan diyor. Hocam hemen kürleri süzelim. Evet. Bu arada lahananın rengi hocam çıkmadı sanki. Çıkmaz efendim, bunlar hibrit lahana, hibrit hep lahana. Benim hocam söylediğim hakiki lahanalar var. Açık alan tarımında yetişen böyle İri iri. Yeşil yapraklı değil mi? Tabii bunlar serada yetiştirilen
İçi eksik, vitaminleri eksik, içindeki metabolitler eksik. Hocam yani herhalde kağıdı kaynasak. Mineraller eksik. Yani ne diyeyim Cemalettin? Şimdi bunlar serada yetişiyor işte. Hocam, bak hırs burada var işte. Hırs. Hırs diyoruz ya. Evet. Hırsın iki anlamı var. Birincisi öfke, hırslanma deriz ya. Öbürü de hırs, açgözlük, tamah. Şimdi bunları hibrit tohumdan ekiyor şeye. Seranın içine kapılarını da kapatıyor. Tamam mı? Camla veya naylonla. İçeriye ne böcek girebilir ne kuş. Hırsından, açgözlülüğünden. E ne oluyor? Böcekler ve kuşlar dışarıda yok olup gidiyorlar. Biz de açgözlülüğümüzden karşılığında da işte alabileceğim bu evet. kadar. Bak hafif bir yeşile döndü. İçindeki çok az bir şey yok. Evet, ama hocam. Siz açık alan tarımında yetişen lahanayı kullansanız aman Allah'ım o yemyeşil su oluyor böyle koyu ve tadını da alıyorsunuz.